Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu rüyayı yoracağım. Gene bana diyeceksiniz ki Allah belanı versin. Bütün rüyaları kötüye yoruyorsun. Rüyalar kötüye yorulmaz. Hayra yorulur. Rüya yormayı bilmiyorsun vesaire diyebilirsiniz. Düşünce özgürlüğüne arkadaşlar saygı duyarım. Sizin düşüncenizdir. Lakin şimdi nasılsınız diye sormadım. Gerçi sorsam da hangisinde cevap verebiliyorsunuz ki? Yani karşılıklı konuşmuyoruz nasıl olsa. Şimdi rüyalar hayrımıyordur arkadaşlar. Hazreti Yusuf zindanda yordu, rüyasını yordu adama sen öldürüleceksin dedi. Yani adamın kafasından kuşlar ekmek giyiyormuş, öbürü krala ziyafet şarap sunmuş filan. Şimdi rüyadan hayra yorulmaz değil. Hayır da içeren rüyalar vardır. Hayır da şerde Allah'tan olduğuna inanıyorsan arkadaşlar rüyanın da hayra ve şerre yorulacağına inanacaksınız. Sevgili arkadaşlar rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre, etkileşiminize göre yani detaylı yorulur arkadaşlar. İnek sembolü berekettir, zayıf inek kıtlık getirmiştir, Hazreti Yusuf yormuştur, sonra önlemini almışlardır. İşte rüyanın olayı budur arkadaşlar, gelecekten haber verdiği için bir şeylerin önüne geçebilirsin. Hepsinin değil bazı şeyler yaşanacaksa yaşanacaktır ama bir şeylerin önüne geçersin. Ne yapmıştır o toplum? Hazreti Yusuf'u dinlemiştir. Birikim yapmıştır. Yani o 7 yıl bolluk zamanında biriktirmiştir. 7 yıl kıtlık zamanında da sorunsuz halletmiştir o şeyi ve diğer kavimler onlara muhtaç olmuştur. Yani böyledir arkadaşlar. Şimdi göreceğim sembol nedir? Cehennem sembolüdür arkadaşlar. Rüyada cehennem nasıl tasvir ediliyor? Cehennem arkadaşlar böyle alevler, filmlerde filan görürsünüz, zebaniler. Başka neler onu söyleyemiyoruz maalesef filan. Yani çok değişik şeyler de gösterilir arkadaşlar. Genellikle ateş sembolü vardır ama bazı şeyler der ki yorumları okuduğum zaman her türlü acının olacağı bir yurt. Yani örneğin siz salyangozdan korkuyorsunuz arkadaşlar. Salyangozlar olacak. Yani öyle anlatılım, anlatımlar var. Sadece şey değil. Hatta bazıları soğuktan çıkarılacak, sıcağa daldırılacak. Hani ölümün olmayacağı bir yermiş. Vücudun zarar görse de yenilecek mi? Yenile, yenilenecek. Asla ölmeyeceksin. Ölüp de kurtulsam Allah gitmeyi nasip etmesin ya. Yani cehennem. Gerçi Polat'ın dediği gibi cennete hak edemedik. İşteyse cennet cehennemi hak edelim diyor ya Polat Alemdar. Memati cennete gidemeyeceğiz. İşte ise cehennemi hak edelim. Aman hak etmeyelim inşallah. Çünkü ise acı ve ızdırap yurdudur arkadaşlar. Gerçek acının yurdudur. İşte Allah sizin bilmediğinizi bilir bizim içimizde olanı da bilir. Örneğin neden korkuyorsun? Ben örneğin pitbull'la yan yana duramam arkadaşlar. Korkudan herhalde dişlerim birbirine vururdu ya da dişlerimi kırabilirdim. Ama orada öyle olacak. Çünkü sen neden korkuyorsan onlar başına gelecek. Hani sadece ateş sembolüyle değil cehennem. Acı ve ızdırap yurdu olduğu için arkadaşlar. Öyle. Susadığın zaman sıcak su ikram edecekler. Buyurun. Ben de ses tellerim açılsın diye sıcak su içiyorum. Böyle hırıltılı bir ses oluyor arkadaşlar. Herhangi bir başka bir şey kullanmıyorum. Sadece sıcak su. Beni düzenliyor. Gayet güzel oluyor. Yutkunmamı sağlıyor sıcak su. Size de tavsiye ederim. Bir iki damla limon arkadaşlar. Ya da 3-4 de yapabilirsiniz. Fazla ekşi olmasın. Sıcak su içerek güne başlayın. Ödem de attırıyordu galiba ya. Öyle bir şey de olabilir. Bende de var bayağı bir ödem. Sevgili arkadaşlar, rüyada cehennemde olduğunuzu gördünüz. İşte böyle rüyalar yorumlanmaz falan değil. Gayet yorumlanır arkadaşlar. Çıkan sembollerden biridir. Hayatınızın mahvolacağına işaret eden sembollerden biridir arkadaşlar. Ayrılıktır, hüzündür, kederdir. Örneğin nasıl bu şeyde hayat pahalılığında işsiz kalmak değil mi? Cehennem. Yani gayet şeydir. Başa gelecek kötü olayları bildirir arkadaşlar. Cehennem sembolü. Maruz kalınacak kötü insanları sembolize eder cehennem sembolü. Yaşanacak acıları sembolize eder cehennem sembolü. Yani çok rahatsız olduysanız ifadeler videoyu burada kapatabilirsiniz arkadaşlar. Başka nasıl yorabilirim ki cehennem sembolü arkadaşlar. Yani mutsuzluk, üzgünlük işte örnek verdim. Hani bu pahalılıkta işsiz kalmak, ev kirası aman Allah'ım ev bir de kiraysa ne kadar zor biliyor musun sen o konuyu. Hani dünyada cehennemi yaşayacağınız şeyler vardır. İşte anneler yardım çığlıkları var. Instagram'da şeyde, SMA hastası. Ne bileyim ya dünyanın derdi bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor. Her şey sıkıntı üzerine, her şey dert üzerine, acı üzerine. Yani tanıştığın insanlar da acı getiriyor, normal hayatın akışta acı getirebiliyor. Nereden acı çekeceğim belli olmuyor arkadaşlar. Gözündeki yaşlarla kalı kalı veriyorsun cehennemde olduğunu görmek günah işlemeye de işaret eder arkadaşlar. Bunu şeyde insanlar da günahta aşırıya gitmiş, çok günah işlemiş insanlar da görür. Hani onlara denilen şey senin gideceğin burası, buradan ötesi yok sana. Sonsuz olarak burada kalacaksın. Ama şunu bilin hani cehennem gördüm, cehennemi gördüm. Ben şey miyim? Cehenneme mi gideceğim? değil arkadaşlar. Yaşayacağınız kötü olayları bildirir. Yani maruz kalacağınız sıkıntıları yaşayacağınız kötü olayları, örneğin bir esnafın, bir ticaret ehli insanının iflas edecekse, dolandırılacaksa, bütün mal varlığı elinde gidecekse, cehenneme girdiğini, cehennemin kapısını, cehennem meleklerini, zebanileri, cehennemi görebilir arkadaşlar. Her tarafın böyle yandığını, acı çeken insanlar olduğunu, ya da şöyle de söyleyebilirim. Hani ülkenin başına bir şey gelecekse, toplumda ilgilendiren bir acı olay olacaksa gene cehennem sembolü görülür arkadaşlar. Yani görürsünüz sadece şey değil. Ben günahkarım ondan. Yani ben de günahkarım. Baya şey yani hiç yani namaz yok, oruç var arkadaşlar. Oruçları hiç kaçırmadım. Namaz yok, hacca gitme yok. Zekat da arada veriyorum gücüm yettiğince de namaz hiç yok. Ben cehennem sembolünü hiç görmedim. Yani en büyük günahlardan biri namaz kılmamaktır dinimize göre. Namaz kılmamız gerekiyor eğer Müslümansan namaz kılacaksın. İlk adım bu. Yani secde edeceksin Rabbine dua edeceksin. Hani her şey ibadet de en üst seviye, en gerekli ibadet namaz arkadaşlar. Namaz dinin direği. Ben kaç yıldır namaz kılan bir insan değilim. Kendim bildim bileli düzenli bir namaz hayatım yok arkadaşlar. Ama hiç cehennem sembolü görmedim. Günahkar mıyım? Günahkarım. Hani sadece günahkar insanların günahta çok aşırıya giden işte Allah peygamber söven insanlar var. Ya da kötülük yapmak için fırsat kollayan insanlar var. Yani Allah'ın tamamen umursamadığı, yani umursamadığı derken hani şey değil arkadaşlar artık Allah kulum demesin derler ya arkadaşlar. Hani en büyük korkudur Allah'ın kulum demeyeceği insanların görebileceği rüya olduğu gibi başına felaketler gelecek insanların da ağız tadı sağlığını yitirecek yeniden kazanabilirsiniz. Yani kötü olaylar yaşanacak insanların da görebileceği rüyadır. Yani örneğin babam zamanında dolandırıldı arkadaşlar Muğla'daydık. Her şeyimizi kaybettik. O dönem sormamıştım. Yani başımıza felaket geldi mi? Geldi. Gelmedi değil. Yani neler birkaç defa geldi ya. Yani insanın başına gelir işte rüyayı kötüye yordun, rüya hayra yorulur filan değil arkadaşlar. Bu rüya cehennem sembolü kötüdür. Bunu bilin. Ağlayacaksınız, zor durumda kalacaksınız, çaresiz kalacaksınız. Çok arkadaş hiç arkadaştır arkadaşlar. Bunu da ben tecrübe ettim. Yani benim çok arkadaşım var. Herkesi tanıyorum değil arkadaşlar. Yani yüzlerini dönmesi, siz seslendiğinde sizi duymamazdan gelmeleri çok kolaydır. Hani yatırımı da birkaç kişiye yapmak gerekiyor. Zamanını, vaktini birkaç kişiye ayırmak zorundasınız. Yoksa herkes de ben dost olurum arkadaşlar. Değil arkadaşlar. Sadece ismini bilirsiniz. Merhaba merhaba olur vesaire. Ben bunu zamanında tecrübe ettim. Çok arkadaş hiç arkadaş oluyor. Yani arkadaş kavramı da çok önemli. Değil. İşte dost arkadaş kavramında baktığınızda yani kötülük yaptığında da sizin desteğinizi istiyor. Desteklemediğiniz zaman da küsüyor. Ne bileyim Dostluktan tam olarak öyle değil. Yani dostunu kötülük yaptığını hatalı olduğunu söylemelisin söylemek zorundasın. Yani böyledir sevgili arkadaşlar. Hayat insanlardan kimlerden ne geleceği belli değil. Başınıza felaketler geldiğinde sizi kurtaracak tek şey tasarruftur. İş Bankası Müzesi'nde böyle yazıyordu. O söz benim şeyim oldu ya. Mihenk taşı derler ya. Öyle bir şey oldu arkadaşlar. Gayet güzel bir söz. Ben gideyim biraz çikolata alayım. Biraz şey alayım. Kahve alayım. Gideyim geleyim arkadaşlar. Vallahi işte bakın 2023'te bitti. Bir geleceğiz Allah ömür verirse kendimizi şey 80 yaşında göreceğiz. Öyle arkadaşlar hayat.